Selam. Bugün yeni bir çanta modeliyle karşınızdayım. Malum bayramda yaklaşıyor. Minikleri sevindirmeye devam edelim biz. Şöyle göstereyim modelimizi. Tüylü, pofuduk bir tavşan çanta öreceğiz bugün. Bu çanta da benim çok sevilen modellerimden biri. Umarım siz de seversiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet, malzeme bilgilerimizle başlayalım işe. Bu defa bu renk öreceğim ben tavşan çantayı. Çantayı örmek için 3 milim tığ kullanacağım. Askısını örerken 3,5 milim kullanacağım. Gözler ve yanaklar için de 2,2 milim kullanacağım. Gözler ve yanaklar için az miktarda pembe ve siyah koton ipliğe ihtiyacımız olacak. Onun dışında tüm parçaları ana kuzusu diye geçen bu iplikle öreceğiz. Kullandığınız markanın bir önemi yok. Şu şekilde göstereyim ben size. Ben böyle bir iplik tercih ettim. Hazırsanız başlayalım. Evet, 23 zincir çekerek başlıyoruz. Evet, 23 zincir çektim. Bakın şu açıdan tutarsanız örgünüzü, şurada zincirlerim görünüyor. İpliği tığıma doladım ve 3. zincire battım. İlmeği geçirdim ve üçünü tek seferde çıkardım. Bir tane yarım trabzan ördüm. Sıradaki ilmeğe tekrar yarım trabzan ördüm. Her ilmeğe bir tane yarım trabzan örüyoruz. Son ilmeği boş bırakıyoruz. Orada yine arttırmamızı yapacağız. Yani 20 tane yarım trabzan örüp beni bekleyin. Yirminci yarım trabzanımı da ördüm. Sonda bir tane zincirim kaldı. Aynı zincirin içine 4 tane yarım trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. Örgümü de böylece ters çevirmiş oldum. Şimdi ilmeklerin karşı tarafından yine her ilmeğe bir tane yarım trabzan örerek devam ediyorum. Sonda bir tane ilmeği yine boş bırakıyoruz. Oraya da arttırmamızı yapacağız. On dokuzuncu yarım trabzanımı da ördükten sonra bakın bir tane ilmeğim kaldı burada boşta. Buraya 3 tane yarım trabzan örüyorum. Aynı ilmeğin içine 3 tane yarım trabzan ördüm ve birinci ilmeğe ilmek kaydırma yaparak bağlandım. Şimdi burada renkli bir iplik veya ilmek belirleyici mutlaka kullanalım. İpliğimiz tüylü olduğu için sıra başlarına denk getirmek gerçekten çok zor. Bundan sonra arttırma sıramız bitti. Tabanı oluşturduk. Sadece ilk turda arttırmamızı yaptık. Sonrasında dümdüz örmeye devam edeceğiz. Her ilmeğin içine bir tane yarım trabzan öreceğiz. Burada size yine ilmeğin dibinden itibaren başlıyoruz bu arada. Zincirin dibinden itibaren örmeye başlıyoruz. İşlerinizi kolaylaştırmak için verebileceğim tavsiye: her turda sayın arkadaşlar, toplamda 46 yarım trabzan öreceğiz. 46. yarım trabzan şuraya denk gelecek. Zaten ilmek belirleyiciniz var. İlmek belirleyicinizin üstündeki ilmeğe ilmek kaydırmanızı yapıp yeni tura geçeceksiniz. Böylece çantanızın formu düzgün olur. Yoksa şaşırılabiliyor, gerçekten sıkıntı. Bakın şöyle tuttuğunuzda, şunları şöyle hafiften açtırdığınız zaman İlmekler görünüyor. Şimdi hepsine bir tane yarım trabzan örelim. 12 tur boyunca bu şekilde devam edeceğiz ve çantamızın gövdesini bitirmiş olacağız. Eğer turları saymakta zorlanırsanız santim bilgisi de vereyim ben size. Yaklaşık 12-13 santim civarında oluyor. Benim ilmeklerimle tabii ki. Yine metrenizle siz sayarak da ilerleyebilirsiniz.
Evet, çantamızın gövdesi hazırsa kulakları örerek devam edebiliriz. Ama öncelikle size ölçüsünü vermek istiyorum. Benimkinin genişliği 15 cm oldu. Yüksekliği de 12,5 cm kadar. Gayet yeterli ölçü benim için. Şimdi çantamızı kenara alalım ve kulakları örerek devam edelim. Kulakları sihirli halka içine ve yine 3 milim tığla örüyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamı yaptım. 2 tane zincir çektim ve 6 tane yarım trabzan örüyorum halkanın içine. 2 3 4 5 6. İpliğimi çekerek sihirli halkamı sıkıştırdım ve ilk ördüğüm yarım trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yaptım. Yine 2 zincir çektim. Her turun sonunda ilmek kaydırma ile ilk ilmeğe bağlanıyoruz ve bir üst tura 2 zincir çekerek başlıyoruz. Zincirin dibinden itibaren örüyoruz. Şimdi 8 ilmeğe ulaşmak istiyorum. Bir tane yarım trabzan ördüm. İkinci yarım trabzanımı ördüm. Üçüncü ilmeğe 2 tane yarım trabzan ördüm. Yani ilk artırmamı yapmış oldum. Bir tane daha yapacağız şimdi. Bir tane yarım trabzan ördüm. Bir tane daha yarım trabzan ördüm. Ve sonda kalan ilmeğe 2 tane yarım trabzan ördüm. Şimdi tekrar ilk ilmeğe ilmek kaydırma ile bağlandım. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi de 10 ilmeğe ulaşmak istiyorum. Bunun için 2 arttırma daha yapacağım. 1 yarım trabzan, 2, 3, 4. ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan. Aynısından tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3 ve sondaki ilmeğe 2 tane yarım trabzan çektim. Artırmalarımız bitti. 10 tane ilmek var şu an elimizde. 4 tur boyunca 10 tane yarım trabzan örüyoruz. Sıra sonlarında ilmek kaydırma yapmayı ve yeni tura zincirle başlamayı unutmayın lütfen. Son yarım trabzanımı da ördüm. İlmek kaydırmamı yaptım. Şöyle düzeltelim biraz. İlmekleri karşılıklı tutuyoruz. 5 sık iğne ile şu açıklığı birleştiriyoruz. 1 2 3 4 ve 5. İpliği biraz uzun bırakarak kesebilirsiniz. Şimdi bir tane daha kulak örüyoruz. Evet, kulaklarımız hazır. Kordonu yine daha önce videosunu paylaştığım teknikle ördüm. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Onun linkini videonun sonuna ve açıklama kısmına yine ekleyeceğim. Oradan girip tamamen aynı teknik örebilirsiniz. Şimdi öncelikle askıyı dikeceğiz. Ondan sonra da kulakları dikmek daha kolay olacak. Yine şu yandan. Dikerken bir de yün iğnesi kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer iğnelerde ip çok fazla ayrılıyor. En rahat bununla dikebilirsiniz. Evet, çantamızın askısı hazır. Şimdi sıra geldi kulaklara.
kulakları da çanta askısının diplerine direkt dikebilirsiniz. Bu iplik, evet, ilmekler görünmediği için biraz zor. Ama kusur da göstermiyor aynı zamanda. O yüzden açıkçası burada biraz rastgele alıyorum ilmekleri. Önemli olan sağlam olması çünkü. Şuradan da çıktıktan sonra yine askıyla kulağı şu kadar, şöyle bir parmak kadar birleştirin ki kulaklar öne doğru düşmesin. İşte bu kadar. Şimdi diğer kulağı da dikelim. Ondan sonra gözlerle burun ve yanakları yapalım. Çantamız hazır olsun. Evet, diğer kulağı da diktim. Çantamız artık bitti sayılır. Küçük ve zevkli detaylar kaldı. Buna da gözlerle başlayalım. Bu defa siyah iplik kullandım. 2.2 milim tığım. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne örüyorum. Halkamı kapattım ve birinci ilmeğe ilmek kaydırmayla bağlandım. İpliği dikiş için biraz uzun bıraktım. Ve şöyle koydum. Şimdi bir tane daha dik örüyoruz. Diğer gözde hazır olduğuna göre şöyle yerlerini ayarlayalım ve dikelim. Gözler de hazır. İğneye pembe iplik geçirelim ve tam şuraya burnu işleyelim. Ucuna bir düğüm attım. Gözlerin bir alt sırasına denk getiriyorum. Kabarcıklı bir iplik olduğu için elinizle de şekil vermeniz gerekiyor. Yaptıkça düzeltirsiniz. Benim için bu belirginlik yeterli. Şimdi şu alt kısmını yapacağım. Evet, benim için böyle bir burun yeterli. Eğer daha belirgin olsun isterseniz daha koyu renkte bir iplik ya da daha kalın bir iplik kullanabilirsiniz. Veya dolama işlemini daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi yanaklarını örelim. Pembe iplik ve 2.2 milim tığ kullanıyorum ben yine. Yanakları da sihirli halka için öreceğiz. Halkamı yaptım. 2 tane zincir çektim. İpliği doladım ve tek seferde çıkararak bir yarım trabzan yaptım. Toplamda 6 tane yarım trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Halkayı kapattım. Ve ilk ilmeğin tepesine ilmek kaydırmayla bağlandım. 2 tane zincir çektim. Şimdi her ilmeğin tepesine 2 tane yarım trabzan öreceğiz. 2. Sıradaki ilmeğe geldim. Aynı ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan örerek bu turu tamamlıyoruz. Toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak.
12. yarım trabzanımı da yaptım. Yine ilmek kaydırmayla ilk ilmeğe bağlandım. İpliği biraz uzun bıraktım ve kestim. Evet. Bir tane daha yana görüyoruz. Şu iki noktaya dikebiliriz. Evet, tüm parçalar dikildi, kulaklar renklendirildi, hafif de burnun üstü. Ben bu işlem için normal bir makyaj allığı kullanıyorum. Eğer çantanızın ağzını kapatmak isterseniz şöyle bir çıt çıt önerebilirim size. Birini bu tarafa içten, birini de diğer tarafa dikip doğrudan kapatabilirsiniz. Tam şu kısma içe denk geliyor. Ben bu çantalarda genelde astar hazırlıyorum. Astar hazırlamak gözünüzde büyümesin diyeyim. Hani dikiş bilmeyenler için, ben bilmeden önce bana çok zor geliyordu. Ama aslında değilmiş. Bununla ilgili küçük bir shorts videosu paylaşmıştım daha önce. Ondan da destek alabilirsiniz. Elde de dikebilirsiniz makine kullanmayanlar için. Eğer astar dikecek olursanız astar açı çıtı dikersiniz. Çok daha kullanışlı ve uzun ömürlü hale gelir çantanız. Hadi o zaman hepsini bir arada görelim yine. Ben geldim. Özenmedim değil yani. Neden olmasın? Askı boylarını biraz uzatarak bence kendimiz için de yapabiliriz. Veya hiç askı takmadan cüzdan şeklinde tasarlayabiliriz. İçine küçük kredi kartımızı, anahtarlığımızı veya makyaj malzemelerimizi atıp yanımızda kolayca taşıyabiliriz bence. Çok da sevimli olur. Umarım siz de sevmişsinizdir bu modeli. Ben bu modelin bir de ayıcık versiyonunu örmüştüm daha önce. O da böyle renk renk örebileceğiniz tüylü modeller. Bu çantanın tarifini ücretsiz olarak Instagram sayfamda daha önce paylaştım. Instagram sayfamı açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan girip bakıp bunu da örebilirsiniz. Bunun videosunu çekmeyeceğim çünkü mantığı tamamen aynı. Tavşan çantayı ördükten sonra bunu da kolayca örebileceğinizi düşünüyorum. O zaman teşekkür ediyorum hepinize. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.